Merhabalar, günaydınlar. Ben Doktor Sema Aydoğdu. Ege Üniversitesi Televizyonu'nun Çocuğa Dair Her Şey programıyla karşınızdayım. Ülkemizin çocuğa dair bu tek programında bugün mevsimsel gribi, gribal enfeksiyonlar, influenza enfeksiyonları ve özelde hep kötü söylemlerle, insanı korkutan söylemlerle bir arada olan koronavirüs enfeksiyonunu konuşacağız. Stüdyo konuklarımız tabii ki bu virüslerle ve enfeksiyonla ilgili olan uzman akademisyenlerimiz. İlk konuğumu takdim ediyorum. Profesör Doktor Oğuz Reşat Sipahi, enfeksiyon hastalıkları anabilim dalının öğretim üyesi. Klinik açısından bize yardımcı olacağın için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoş geldin sevgili Oğuz. Evet, ikinci konuğumuz işin daha çok laboratuvar ayağında çalışan uzman doktor Roza Çağlı. Kendisi de klinik mikrobiyoloji anabilim dalının uzmanlarından. Laboratuvar konusunda bize yardımcı olacağın için, bu virüslerden ne kadar korkalım sorularına bilimsel altyapısıyla cevap vereceğin için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum Roza. Evet, önce senle başlayalım. Genel bir influenza, yani gribal enfeksiyonlar. Her yıl kış mevsiminde tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir dönem var. Ama bu sene farklı bir süreç yaşıyoruz. Bu sürecin öncesinde genel gribal enfeksiyonlarda hangi virüsler var ve bu yeni dünyayı etkileyen virüsün özelliği ne bunların içinde? Biz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda en sık rastlanan viral solunum yolu etkenlerinden 12 tanesini yaptığımız testlerle bakabiliyoruz, moleküler testlerle. Bunları sayacak olursak influenza A ve B'yi, parainfluenza virüsün 4 tipini, koronavirüsün daha önce de salgın yapmış ve şu anda da görülen 4 tipini, RSV denilen respiratuar sinüsiterli virüs, adenovirüs, rinovirüs ve enterovirüse saptamaktayız yaptığımız testlerle. Biz çocuklarda solunum yolu, üst solunum yolu enfeksiyon bulguları olduğu zaman bu boğazdan sekresyon alınarak size gönderiliyor. Evet, boğaz ve burun sürüntüleri alınıyor. Evet. Özel viral transport besi yerlerinde bunların taşınması lazım. Çünkü bunların genetik materyalinin korunması için biz onu saptıyoruz moleküler yöntemle. Özel viral transport besi yerlerine alınan burun ve boğaz sürüntüleri yine ağız solunum yollarından alınan örneklerde steril kaplara konularak laboratuvarımıza gönderiliyor. Peki bu 12 tane virüs var. Son zamanlarda benim kendi hastalarımdan gördüğüm kadarıyla H1N1 dediğimiz. Evet, şu anda aslında domuz gribi, evet, diye de anılan bölgemiz, değil mi? O çok salgın, evet, gibi geliyor. İnfluenza A, H1N1 ve influenza B yaptığımız testlerde de bize gelen örneklerde şu anda en sık rastladığımız etken, viral etken. Aslında 2008 yılında domuz gribinden dolayı dünya birbirine girmişti. 3 ayda aşılar geliştirilmişti. Türkiye'de cumhurbaşkanlarıyla başbakanlar veya sağlık bakanları birbirlerine girmişlerdi. Bu biraz aşı yüzünden bu kadar şeydi. Şimdi Türkiye'nin çok yaygın bir enfeksiyon. Neden kıyamet kopmuyor? Bilemiyorum. Aslında çok tedavisi de var. Antiviral ilacı da var influenza'ya karşı, ama şu anda piyasada da sanırım bulmakta biraz sıkıntılar var. Biraz da sıkıntı var bulmak, evet, konusunda. Peki koronavirüsün 4 çeşidine biz bakıyoruz bizim virüs, evet, panelimizde dedin. 4 ayrı koronavirüs var. Şimdi bunlar nelerdir ve dünyada şimdi söz edilen koronavirüs nedir? Şimdi koronavirüsleri genel olarak bakarsak, koronavirüs bir RNA virüsü, zarflı tek sarmallı, insanda ve memelilerde enfeksiyon neden oluyor, hayvanlarda. İlk 1960'larda saptandı aslında koronavirüsün ilk tipi. 2002'ye kadar da iki tipi, koronavirüs 229 ve OC43 tipini biliyorduk. 2002 yılında SARS denilen akut solunum yolu akut solunum yetmezliği sendromunu neden olan bir koronavirüs tespit edildi. Uzak Doğu'da, Hong Kong çevresindeydi, değil, evet, mi? Evet, orada Çin, o bölgedeydi. Orada da bir küçük salgına neden oldu. Daha sonra diğer iki tipini de yine insan arasında dolaşımını gördük. Ama bunlar ilk iki tipin yakın, genetik olarak yakın çeşitleriydi. Daha sonra 2012 yılında Suudi Arabistan'da MERS koronavirüsünü saptandı. Bunun yaptığı bir salgın oldu. Şimdi de 2019'un sonlarında başlayan novel koronavirüs
Bu şimdiye kadarki 4 tipten farklı. %80 olarak aslında SARS'a genetik olarak benzeyen bir koronavirüs tipi. Yeni bir tip. Evet, 7. Yani koronavirüs diyebiliriz. 4 ana tip var ama alt grupları da var herhalde. Onunla beraber 7. Evet. Koronavirüsümüz. Yeni bir grip virüsümüz daha oldu diyeceğiz bu salgın geçtikten sonra. Evet, sevgili Oğuz, klinik açısından ne söylersin? İnfluenza enfeksiyonları, ben bir çocuk hekimiyim. Hani kronik hastalıklara bakıyorum, hı hı, ama onun yanında o solunum yolu enfeksiyonları, influenza, işte H1N1 domuz gribi dediğimiz şu ara Türkiye'de salgın olan, benim tetkiklerime engel oluyor. Çocukları hızlı bir şekilde zayıflatıyor. Klinik tablo benim için hakikaten çok dramatik. Genel olarak neler söylersin erişkine ve çocuğa dair? Şimdi erişkin lerdeki üst solunum yolu enfeksiyonları, hani tabii ki cümlenize hani bir vurgulamak gerekiriz. Hani üst solunum yolu enfeksiyonlarına yeni bir olası etken ekledik diyebiliriz. Hani üst solunum yolu enfeksiyonları açısından. Yani griple veya şimdi halkımızın grip dediği durum, hani literatürde biz influenza olarak geçen, grip aşısı dediğimizde biz influenza aşısı oluyoruz. Az önce Roza Hoca'nın da bahsettiği gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının, biraz sonra aşıyla da bağlayacağım bu cümleleri, hı hı, aralarındaki bulgular açısından çok olağanüstü fark yok aslında bakacak olursunuz. En temel bulgular neler? Kuru öksürük. Hani en çok karşımıza çıkanlardan bir tanesi kuru öksürük. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, özellikle söylüyorsa hani çok böyle renk değiştirmeyen, şeffaf burun akıntısı diyebiliriz. Hani rintle birlikte olduğunda boğaz ağrısını vurguladık. Yutkunma güçlüğü bu boğaz ağrısına olarak ek olarak olabiliyor. Kuru öksürüğü vurguladık. Ateş mesela. Ateş %60-70, yani hepsinde olmuyor ama hani %50-60-70 civarında ateş, bazen bulantı, kusma, hatta nadiren %5-10 civarında ishal de olabiliyor. Evet, ishal de gelebiliyor. Hatta bazen artrit bulguları da karşımıza çıkabiliyor. Ateş için eklem bir şey söyleyeceğim. Ağrıları. Bu yıl benim ilgimi çeken hep böyle 39'un üstünde viral enfeksiyonlarda biz genelde ne deriz? İşte 38-38,5 derece vücut ısısında bir artış olur. Ama bu sene gördüklerimizde 39 hatta 40 dereceye kadar bile çıkabiliyor. Bu domuz gribinin bir özelliği mi? Veya çocukların bir özelliği mi? Hani bu seneki virüsleri hani tamam H1N1 de acaba orasında burasında DNA'sında ufak tefek bir varyans var mı onu bilmiyoruz esasında. Yani tam sekanslama yapılsa arada bir fark var mı? Hani ek olarak ateşin üstüne çıkmasına neden olacak ekstra bir bulgusu var mı? Hani onu belki oradan çıkarılabilir gerçekten hocam, sizin de dediğiniz gibi. Koronavirüsün bulgularına bakıldığında esasında hani olgu tanımı hem Amerikan işte CDC'si hem bizim Sağlık Bakanlığımızın olası tanımında herhangi bir şekilde alt solunum yolu enfeksiyonu veya üst solunum yolu enfeksiyonu diyor. Hani klinikte şunu spesifik söylemiyor. Koronaya has diyebileceğim bir laboratuvar bulgusu var belki. Hani diğerlerinden ayıran hani serilerde, hı hı, trombositopeni var %80-90'ında hastaların. Yani trombositopeni değil, lenfopenisi var. Düzeltiyorum, lenfopenileri var. %80'inde viral enfeksiyonlarda lenfositoz dediğimiz, evet, özel bir kan hücre grubunun, hı, artışını daha, evet, çok görürüz. Tersine lenfopeni var. Hani lenfopeni artı işte hani mesela Çin'den gelen bir hasta, hani veya Çin'le teması olmuş bir hasta, ki olgu tanımında şu anda bu var. Olası Wuhan korona düşünmemiz gereken hastada lenfopeni görüyorsak o zaman biraz daha bir endişelenmemiz açısından görmemiz lazım. Normal koronavirüs görüyor muyuz? Evet. Yani bizim kendi konsült ettiğimiz hastalara baktığımızda, hastaneye yatırdığımız zatürre pneumoni hastalarında viral etkenleri taradığımız hastaların 1/3'ünde viral etken bulmuşuz. Yani sizin bahsettiğiniz panelle. Evet, sizlerle birlikte yaptığımız, Candan ablayla birlikte yaptığımız yayında. Hani 1/3, 110 hastanın aşağı yukarı 70'inde, 65-70'inde viral etken yakalamışız. Bunların neredeyse yarısına yakını esasında grip. Yani influenza dediğimiz etken. 6-7 tane koronavirüs var ama normal diğer koronavirüslerden bunlar, hani sizin bahsettiklerinizden. Onlardan kimse ölmemiş. Yani bizim kendi hani çok olağanüstü bir geniş değil korona açısından ama elimizde bir data yok değil var. Benim vurgulamak istediğim şey esasında şu. Grip daha fazla, hele ki 50 yaş üstünde, hele ki
ek altta yatan hastalık varsa, hani kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır, astımdır vesairedir, işte kalp yetmezliği gibi durumlar varsa, daha hani aşağı yukarı Wuhan koronavirüs, yani bu novel yeni koronavirüs için söylenen ölüm oranlarından daha fazla insan öldürebiliyor. Amerika'da mesela Amerikan verileri diyor ki bu sene, bu kış 10 binden fazla kişi influenza'dan öldü diyorlar. Halbuki hani bu sene için şeyin dediği, hani mesela Wuhan korona için dün itibariyle 40 bin tane tüm dünyada bildirilen, yani %99'undan fazlası Çin'de olgudan bahsediyor. Ölüm oranı %2, yani toplam 800 kişi oradan ölürken, yani 10 binden fazla insan yalnızca Amerika'da ölmüş gibi gözüküyor. Kendi İnfluenza virüslerinden. İnfluenza virüsü, tüm influenzalardan, tüm yaş gruplarına baktıklarında total ölüm oranı daha yüksek. Yani daha ölüm oranı demeyeyim de ölüm sayısı daha fazla. Mesela bizim hastaneye yatırdığımız pneumonilerde influenza saptadığımız... Yani zatürre enfeksiyonu diyelim. Evet, şimdi pneumoni aklımızın zatürre dediğin enfeksiyonlarda, hastaneye yatması gerekenlerde viral enfeksiyon tarayıp pozitif bulduğumuz 33-35 kişiden 6-7'si ölmüş. Yani %20'si ölmüş yatmaları gerekirse. Şimdi buradan bir Wuhan koronaya geri dönüş olacak olursa, mesela bu 40 bin kişinin %1,5-2'si ölmüş. Toplam işte 800 kişiden bahsediyoruz. Hastaneye yatması gerekenlerde 2-3, yani 3-4 tane seri var, %10-15 arasında değişiyor. Yani hastaneye yatması gerekenlerdeki ölüm oranı %10-15 arasında. Yoğun bakıma yatarlarsa hani oran iyice artıyor. %45-50'ye çıkıyor. Hani yoğun bakıma yatması gerekiyorsa hastanın, artık yazı tura oranlarına doğru geliyor yani durum. Yani sağ kalım açısından. Son noktada hani diğer üst solunum enfeksiyonlarından çok ayıran bir şey yok Sema Hocam. Ama hani Çin lokasyonunda gidiş varsa, hani oradan gidiş varsa, oradan bir riskler olmaya başladı. Yani veya işte hasbelkader bir pozitif hasta çıkardı, ona bakacak olursan ve sende gelişirse, o zaman bir risk altındasınız. Doktorların risk altında. Risk altında. Yani siz çocuk hastalıkları hocaları ve hekimleri çok fazla üst solunum enfeksiyonu görüyorsunuz. Yani evet. Sizin maske takmanız önemli. Yani siz rutin takıyor musunuz? Yok, takmıyorum bakarken, ben şu anda. Hayır. Rutin hasta bakarken, boğazına bakarken bakar mısınız? Takar ben mısınız yani? Ben rutin muayenenin içinde çocuk ağlarken, aha, o muayeneyi yaparım ama maske takmam. Maske takmazsın. Mesela maske takmak bence tıp çalışanları açısından kritik bir şey. Hani mesela hani ilk bir ölüm bildirildi. Bir göz hekimi ilk bildiren doktorlardan bir tanesi. Bu Wuhan koronayı vefat etti. Yani maske takmamış. Maske takmak önemli. Rosa Hoca'nın bahsettiği Suudi Arabistan'daki MERS korona salgını esnasında 150-200 civarında Suudi Arabistanlı sağlık çalışanı öldü. Korunmamaktan dolayı. Korunmamaktan dolayı. Evet, yani tüm ölenlerin önemli. Ben azımsam, hatta o yüzden Sağlık Bakanlıkları onların çok büyük bir sağlık proje. Daha bir dikkat etmek, evet, lazım sağlık o zaman. En büyük risk altında olan biz esasında. Neye baktığımızı bilmiyoruz. Önümüze bir hasta geliyor, nereye gittiğini ve ne yaptığını bilmiyoruz yani son noktada. Burada bir sokak röportajımız var. Halkımız bu influenza enfeksiyonlarına nasıl bakıyor? Korunmak için neler yapıyor? İlk videomuzu alalım lütfen. Grip enfeksiyonu hangi yaşta daha risklidir? Çocuklarda ve yaşlarda daha riskli tabii. Yani çocukluk yaşlarında, ergenlik çağlarında diye biliyorum ama pek bir bilgim yok. Tabii ki bebeklerde ve yaşlılarda daha riskli. Grip enfeksiyonu tabii ki çocukken herhalde daha risklidir. Yani bağışıklık sistemin daha tam olarak gelişmediği yaşlarda daha risklidir yani. Yaşlılarda? Kesinlikle küçük yaşlarda daha riskli. Çünkü gerçekten hani metabolizma daha gelişmemişken böyle bir aşının çocukken yapılması daha mantıklı, ki çocukken çoğu aşılarımız oluruz. Ha, tabii ki de bunun handikapı var. Sonuçta aşı sağlıklı bir şey değil ilk vücuda verildiğinde. Yani riskleri var ama işte avantajları, dezavantajları karşılaştırıldığında yine de çocukken yapılması daha avantajlı. Grip enfeksiyonu genelde çocuklarda ve yaşlılarda, hamilelerde daha riskli olduğunu düşünüyorum. Evet, genel bir kanı var halkımızda. Genç, küçük çocukların, gençlerin ve bir de ileri yaştakilerin risk altında olduğu şeklinde. Bir de arada bir aşı ile ilgili, aşıya muhalif bir arkadaşımızın bir konuşması vardı. Bir de aşı ile ilgili sokak röportajımız var. Onu da alalım ve sonra size aşıları ve bu korkuları, aşı korkusunu konuşalım derim. Evet, ikinci videomuzu alalım. Grip aşısı yaptırır mısınız? Yaptırabilirim tabii.
Yani pek tercih etmiyorum. Özellikle gidip aşı yaptırır mıyım? Yaptırmam. Yaptırmam. Ya şu an sisteme çok inanmadığım için yaptırmam ama normalde grip aşısını araştırıp yani belki işe yarıyorsa gerçekten yaptırabilirim. Yani koronavirüsle pek ilgili bir şey değil çünkü onun etkenleri farklı. Koronavirüs ayrı, öteki H1N1 dediğimiz başka bir virüs. O yüzden çok etkisi olacağını düşünmüyorum koronavirüs için. Hayır. Grip aşısı yaptırırım. Evet, aşı konusunda da genelde yaptırmama eğilimi var. Ama bunda da 65 yaş üstünde devletin güvencesi var. Onun dışındaki herkes cebinden parasını evet. ödeyerek almak zorunda. Bir de böyle bir handikap da var diyorum. Evet, aşı konusunda Roza sana yönelteyim sorumu bu bölümdeki. Bu aşı virüsleri, ben özellikle şeyi çok merak ediyorum. 2008 yılında dünyada bir ekonomik kriz varken birdenbire domuz gribi o zaman. Şimdi önümüz, arkamız, sağımız, solumuz domuz gribi enfeksiyonu ama o zaman dünyada böyle bir büyük bir afet haline gelmişti ve 3 ay içerisinde bir aşı geliştirmişti. Dünyanın büyük firmalarından biri. Hatta Dünya Sağlık Örgütü de bunu desteklemişti. O yıllarda o aşı şu anda kullanılıyor mu ve grip aşıları hakkında ne söyleyeceksin? Grip aşıları solunumlu enfeksiyonları viral etkenlerinden influenza A ve B'yi içeriyor. O da bir sene önceki en sık görülen suçlarını içeren bir aşı. Yani koronavirüslere yönelik, o eski tiplere yönelik de aşı yok. Yok. SARS'a, MERS'e veya diğerlerine Hayır. yönelik aşı yok. Sadece influenza A ve B var. İçeriyor, evet. Onlarda genetik değişiklikler oluştuğu için hani aşı dışındaki suçlar bu sene etkense hani sanki aşı oldum ama yine de enfeksiyon gelişti Geçim. Gibi bir ön yargı oluşuyor. Bir yıl öncekinin evet, bir önceki suçlarını kesinlikle. Alıyoruz. Ama Oğuz Hocam da demin altını çizdi. Hani bu virüslerde yıllar içerisindeki küçük değil küçük mi? Küçük değişiklikler. Olursa aşı gene etkisi olabilir. Adı influenza A'dır ama etkili olmayabilir mi? Olur ama koruyuculuğu gene var mıdır? Vardır yüksek oranda. Hani daha ağır geçmesini belki de. Engeller. Buna engelleyebilir. Katılıyor şimdi, musunuz bu düşünce hocam? Hani bununla ilgili yani Roza Hoca'nın bahsettiği şey kritik önemli. Hani şimdi aşağı yukarı bütün solunum yolu enfeksiyonları neler saydık? Koronavirüs saydık, influenza saydık, parainfluenza saydık, sizin için daha sık gördüğümüz RSV'ler saydık, adenovirüsler vesaire. Bunların hepsi çok birbirine benzer bir tabloda karşımıza çıkıyor. Şimdi hani tüm üst solunum yolu enfeksiyonları, bunların hepsi sinüzit de yapabiliyor, rinosinüzit de yapabiliyor. Hatta sizin açınızdan otit de yapabiliyorlar otit çocukta, yapabiliyor. Hani son noktada. Bu açıdan baktığımızda esas influenza alt grubuna karşı bir önlem alıyorsunuz. Bu mesela bu sene için muhtemelen sizin verilerinize baksak %50'dir diye tahmin ediyorum. Pozitiflerin belki %50'ye yakını bu sene biraz daha o oran gerçekten daha fazla. %50-60 civarı influenza. Bunu %50-60 civarına karşı bir koruma sağlayabiliyorsunuz. Ama demek ki bir %40 açıkta kalıyor. Son noktada aşının bir diğer önemli kısmı az önce bahsedilen sevgili halkımızın da bahsettiği yaşlı ve çocuklarda ölüm ve hani hastaneye yatma olasılığını azaltıyor. Yani hani burada oluşan antikorlar hastalığın daha hafif geçmesine neden oluyor. Bu herhalde tüm dünyada en çok tartışılan aşı grip aşısı. Yani bu kadar çok tartışılan başka bir aşı yok. Tüm aşılar tartışılanlar da var ama son noktada benim kendi bakış açım ve literatür de bunu söylüyor. Hani özellikle risk gruplarında ölüme ve hastaneye de yatışa olumlu etkisi var. Benim genel tüm aşılar için söyleyeceğim bir cümle var. Bir şeyin aşısı varsa olalım. Evet. Yani bir şeyin yani tüm aşılardan dolayı bir zarar görme olasılığınız var. Ama mesela Amerika influenza aşısının yani öyle veya böyle bir şeylerden dolayı hani hasbelkader bir zarar görme olasılığınız vardır ama orada kurtaracağınız yaşam sayısı çok daha fazla. Yani tüm tıbbi girişimler, tüm ilaçlar için bir yan etki olasılığı var mı? Var. Hep var. Hep tüm var. İlaçlar için var. Ama ağızdan bir şeyin verdiğimiz şurubun hapı bile yan etkisi yani. Var. Son noktada hani düz penisilin veriyorsunuz ağızdan olacağı varsa anafilaksi de oluyor. Bunun hani o kişi oldu diye kimseye penisilini vermeyecek miyiz? Vermemiz gerekiyor. Hani
bir şeyin korunması varsa korunmak önemli. Ben karaciğer nakilli grupla uğraşıyorum. Hı hı. Tabii bu çocuklara her yıl muhakkak Ekim-Kasım aylarında immün süpreste, yani bağışıklık sistemi bayağı baskılanmış çocuklar, özel ilaç veriyorum, hı hı. Sistemi baskılayabilmek için. Onlara her yıl, hele hele okula, kreşe, anaokuluna başlayacakları yıllarda bazen zatürre aşısıyla, pneumokok aşısıyla beraberce bu grip aşılarını biz rutin olarak kesinlikle kullanıyoruz bu grupta. Ama diğer sağlıklı çocuk, altta başka hiçbir sorunu yok. Bir de bunun ekonomik bir karşılığı da var. Dolayısıyla sağlıklı çocuklarda bence aşılanma oranı düşük diye düşünüyorum. Mesela sizler çocuklarınızı aşılıyor musunuz? Ben çocuklarımı hani her doğduklarından itibaren her sene aşıladım. Grip aşısı. Kendimi de hani özellikle tüm sağlık çalışanları en büyük risk faktörü. Evet. Biz sürekli hani siz de insanların boğazına bakıyoruz. Bize normal insan gelmiyor ki. Yani bize gelenler hasta. Hasta. Ya ne yazık ki öyle, hani bize zaten hiçbir şey olmayan kimse gelmiyor. Bizim baktığımızın ya boğazı ağrıyor, bir potansiyel hastayla uğraşıyoruz. Yani o yüzden kendimi koruyabiliyorsam koruyabiliyorum. Ben 4-5 senedir maskesiz de bakmıyorum. Öyle söyleyeyim ki öneririm gerçekten. Çünkü hani neyle karşılaşacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Evet, evet. Aşıyla ilgili bir alt şey, hani mesela en çok karşımıza H1N1 domuz gribi alt grubu karşımıza çıkıyor diyoruz. Hani herhalde 2008'den beri tüm aşılarda H1N1 var. Yani en sık görülen 3 köken, hani aşıya konuyor dedik ya. Evet. Yani o üç, en sık görülen 3 kökenin içinde yani o zamandan beri tüm aşılarda H1N1 var. 2008'de biraz önce Roza'ya yöneltmiştim o soruyu. 2008'deki zaten köken sayısı. Suç var mı bu grip aşılarında? Var var. Aha. Yani o 3 ayda geliştirilmiş olan suç koruyucu, evet, oldu mu gerçekten? Değdi mi emeklere? Eldeki veriler hani metanoli düzeyinde çalışmalar var hocam. Bireysel çalışmalar da var. Hani, evet, hani özellikle risk grubundaki hastalarda hem mortaliteyi ve hastanede yatış olasılığını azalttığını diyor. Ama mesela yani tamamen eradike eden bir aşı değil bu. Yani tabii, mesela tabii, hani bir polio gibi veya işte bir çiçek hastalığı gibi. Tabii, hani bir eradike edici bir şey. Koruyucu bir hastalık. Yok edici değil. Hani ve her yıl yeniden yapmanız, evet, gerekiyor. Yapmanız gerekiyor. Oluşan antikorun dinamiklerinden dolayı, oluşan antikorların dinamiklerinden ve influenza virüsündeki değişimlerden dolayı hakeza bunu sürekli yapmanız gerekiyor. Bir kere oldum sonsuza dek korumuyor yani. Çocuk hekimi olarak mesela aşı karşıtı olanlarda biz burada çok program yaptık onunla ilgili. Kızamığa muhalifler, çocukların o bulaşıcı kızamıkçı, kaba kulak, su çiçeği benzeri aşı, hepatit B aşısına, ama bu influenza aşısına muhalefeti sanki ben pek duymadım. Onunla ilgili sıkıntı yok mu, yoksa toptan mı bütün aşılara karşılar mı? Hocam bu ayların modası o. Yani kızamıkçı o genel bir hastalık. Yani her dönem karşımıza çok çıkıyor. Ama influenza bu aylarda. Mesela ilk pikini Aralık'ta yaptı bu sene bizim kendi gözlemimizde. İkinci pikini işte son 10-15 gündür. Ona biraz geç soğuduğu yapıyor için. Evet, geç de soğudu gerçekten. Bu sene biraz onun da etkisi var. Kaydı. Peki şimdi koronavirüsle ilgili halkımız ne düşünüyor? Kampüste yaptığımız sokak röportajını alalım. Koronavirüsü sizi korkutuyor mu? Korkutmuyor. Yani korkutuyor. Viral solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon olduğu söyleniyor. O yüzden korkuyorum yani. Yani tabii ki korkutuyor. Ya koronavirüsü hani sadece korona özelinde konuşmaktan ziyade bunu yani hastalıklar değişik şekillerde artık dünyamıza geliyorlar. Ben bunun laboratuvar ürünü olduğunu düşünüyorum. Hükümetlerin bu tip şeyleri denediğini düşünüyorum. Nüfus dünyanın çok ciddi bir problemi, biliyorsun artık. Hani korona özelinde olmasından ziyade hastalıklar korkutuyor mu? Evet, korkutuyor. Bir nevi. Ölüm sayıları giderek arttığı için artık daha korkutucu olmaya başladı tabii. Yani korkutmaktan ziyade daha fazla bu arkadaşımın da dediği gibi laboratuvar ürünü olduğunu düşünüyorum bunun. Hani hükümetlerin nüfus azaltma politikasının bir sistemin sonucu gibi bir durum bence bu koronavirüsü. Ve her dönemde, her yılda, geçmiş dönemlerden beri böyle salgınlar var. Ve birazcık daha böyle büyütüldüğünü ve popülerleştirildiğini düşünüyorum açıkçası. Ama ne yazık ki de korkutuyor tabii. Evet, koronavirüsten bir korku var. Siz hastalarınızdan örnek gönderiyorsunuz. Roza, size çalışıyorsunuz. Evet. Şu ana kadar bizim laboratuvarımızda çıkmış bir koronavirüs
enfeksiyonu var mı? Yani yeni koronavirüs yeni enfeksiyonu. Yeni koronavirüs enfeksiyonu saptayan kitler şu anda bizim laboratuvarımızda yok. Yani çünkü o panelin içinde o henüz yok. Yok. Bu tamamen yeni bir sadece virüs. Sadece Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Müdürlüğü mikrobiyoloji referans merkezinde bulunuyor bu test şu anda. Şüpheli hastaların örnekleri alınıp oraya yollanıyor uygun transport yöntemiyle. Peki şu ana kadar en azından İzmir adına konuşalım. Bir iki medyada yer alan söylemler oldu ama saptanmış koronavirüs. Yok, doğrulanmış. Yok. Bir tane hani İsviçre'de yaşayan bir Türk orada otel şoförlüğü yapıyormuş. Buraya gezmeye geliyor. Burada üst solunum yolu enfeksiyonları biraz hafiften pneumonimsi bir tablosu oluyor. Biz ama anamnezinde Çinli götürüp getirdiğini öğrendiğimiz için evet Çinli transferi yapmış. Hani orada ama İsviçre'de Çinli geliyor, İsviçre'de evet. Çinli transferi evet, yaptığı İsviçre'de için Çinli transferi yaptığı için biz bir analiz gönderdik. Neyse ki negatif çıktı. Evet ondan sonra toparladı da ondan sonra gönderdik bir sağlıklıca. Hani onun dışında şu ana kadar İlişkin bizim bir deneyimimiz olmadı hocam, onu söyleyebilirim. Evet. Bu virüsün bir laboratuvar virüsü olduğu söyleniyor. Bir de ben de buna inananlardanım kısmen. Ekonomik savaşların tıkandığı emperyalist kapitalist sistem bu ekonomik savaşların da bir objesi haline geldi. Yani var olan bir olay ekonomik savaşlar anlamında da kullanılıyor ve sokak röportajlarında da buna yönelik sözler var. Sizler ne dersiniz? Böyle bir salgın var mıdır? Bu salgın çok mu abartıldı? İnsanlar korkuyorlar izlediğiniz aslında gibi. Aslında daha önceki koronavirüs salgınlarının ölüm oranlarına baktığımızda yeni koronavirüsün ölüm oranı daha düşük kalıyor. SARS'da %10, MERS'de %35'lerde olan ölüm oranı yeni koronavirüste %2'lerde ama etkilenen insan sayısında bir fazlalık var. 35 bin civarında. Hani o biraz korkutuyor. Belki de insanların salgınlara karşı bakış açısı daha gelişti. Hani salgınlarla karşılaşa. Sen pek böyle düşünmüyorsun yani. Olabilir ama kanıtlanmış bir şey de yok henüz o yüzden. Valla 2008'de dünya krizinde pat diye domuz gribi aşı bilmem ne çok büyük firmalar bunun arkasında 3 ay içerisinde hemen yayınlar sonuçlar filan yayınlandı. Aslında bu camianın içerisindeyiz. Bunlar bizleri şüphe ettiriyor. Yani burada bir ekonomik savaşlar, ekonomik beklentiler, getiri sağlama boyutlarının olduğuna da inanıyorum ben. Yani Çin'in var olan ekonomik yükselişi ne oldu? Şimdi küt diye dibe vuracak yakında. Ne dersin Oğuz hocam? Hocam hani o spekülasyon yapmanın sonu yok. Hani şu hani oraya spekülasyona girersek çok hani sonsuza dek spekülasyon yapabiliriz. Ben elimizdeki benim ilgimi çeken daha farklı bir şey söyleyeyim. İlk mesela PubMed hani klasik bizim tüm literatürü taradığımız veri tabanına 14 Ocak'ta düşüyor bu konuyla ilgili yazı. 14 Ocak'tan sonra bugüne kadar 100 tane yazı düşmüş vaziyette. Hani 2 tane Nature yazısı, 3 tane New England Journal of... Çok kaliteli dergilerde. Evet, evet. Yani 3 tane New England Journal of Medicine, 3-4 tane Lancet yazısı var. Hani düşen, hani bu konularda. Şimdi hani ben bu kadar hızlı nasıl hazırladılar ve hani pek çok parametreye bakmışlar. Hani çok şaşırdım ama onlar da yayınlandı, saygı da duydum. Hani spekülasyon yapabilir miyiz? Evet, Çin ekonomisi bundan olumsuz etkilenecek. Etkileniyor. Mesela turizmcilerin dediği Türkiye'de hani hasbelkader çıksa bizim turizmimiz de olumsuz etkilenebilir diye düşünüyorlar. Hani burada İtalya'nın, İspanya'nın hani görüldüğü diğer ülkelerin turizmi olumsuz etkilenmiş midir diye spekülasyon yapabiliriz. Hani spekülasyon öyle bir şey ki doğruluğunu kanıtlamak çok kolay değil. Ama hani tüm dünyada da tüm insanlığın hele ki sosyal medya çağında en çok yaptığı işlerden birisi sosyal medyada hani spekülasyon yapmak. Hani doğrusu söylemek gerekirse hani çok net bir şey söylemek benim şahsi kanımca ama çok olası değil yani. Önümüzdeki yıllar gösterecek aslında. Mesela bir deli dana hastalığı büyük bir sansasyonla İngiltere'den gelen hayvanlarda var deyip İngiltere'deki ekonomik yapıyla ilgili bazı olaylar oldu. İşte SARS enfeksiyonu olabilir. Şimdi bu yeni koronavirüs enfeksiyonu. Bunu izlemek lazım aslında. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Çin'in ekonomik yapısı nereye gidiyor? Şu anda bile çok hırpalanmış durumda. Hiç kimse gitmiyor. Oradan kimse Nisan'a gelmiyor. İç turizm, dış turizm hepsi durdu en başta. Evet. Ama çok da becerikliler. İnanılmaz. 10 günde hastane kurdular. Nasıl bir teknolojidir, nasıl bir inançtır, nasıl bir çalışmadır bir bu? Bir ayda bütün bu yazıları çıkartmış vaziyettiler. Ben şeyi merak ettim. Bütün bu yazılar aslında. Çin'den mi geliyor?
Hepsi evet Çin kaynaklı. Hepsi Çin kaynaklı. 100 tane yazı dünyanın en kaliteli tıp dergileri. Yani çok zor onları yayın kabul ettirmek ve impact faktörleri çok yüksek dergiler. Yayınlanan yerlerin hepsi Lancet ama en az 8-10 tanesi gerçekten hani böyle impact faktörü 20'nin üzerindeki dergiler. Hani 100 tane de yazılar hep böyle iyi yerlerde yayınlanmış. Ben şeyi çok merak ettim. Keşke sorabilseydik. Wuhan koronayı aşı olsa olur musunuz korkanlar diye insanın aklına bir soru oluyor şu anda. Gerçekten. Yani Wuhan korona aşı olsa şu anda elimizde işe yaradığını da bilseler olurlar mıydı? O da işin diğer tarafı yani. Hani domuz gribi döneminde bile insanlar aşı olmaya direndiler gerçekten. Direndiler. Direndiler. Yani devleti yönetenlerimiz dahil olmak üzere hani aşı ne negatif cümleler duyduk yani. Ama 3 ay içerisinde böyle bir şey önümüze sürülünce benim mesela şey hastalarım o dönemde yaptırmadım nakilli hastalara. Hı hı. Çünkü aşının koruyuculuğu yani yaptık da koruyuculuğu açısından çok şüpheliydi. Çok kısa sürede sonuçlar gelmişti. Bütün influenza aşıları aynı şekilde yapıyor. Hani son noktada hani yapım teknikleri aynı olduğundan dolayı yapım aşamasından dolayı çok bir farklılık olacağını kendi adıma pek düşünmüyordum o zaman. O zaman da oldum yani onu söylediğim o zaman. Onu da yaptırdın. Çünkü hocam hani bizler en büyük risk grubuyuz. Evet. Yani her şey için en büyük risk grubu aşı biziz. Aşı dışında yani. Korunma yöntemleri. Roza neler önerebilirsin? Yani özellikle koronavirüs için değil, genel bütün yani solunum yolu enfeksiyonu yapan viral etkenler için aynı korunma yöntemleri. Özellikle hasta kişilerin izolasyonu, hapşırırken, aksırırken işte sekresyonlarının, solunum yolu sekresyonlarının ortama etrafa bulaştırıcı olduğu için ondan korunmak. Sık sık kapalı alanların havalandırılması çok şu ara kapalı alışveriş merkezlerine gitmeyin. En tehlikeli yerler diyebiliriz. Ama sadece korona için değil, bütün kış dönemi gripal enfeksiyonun hepsi için geçerli koruma yöntemleri. Belki de influenza için en önce aşı olmak Eylül Ekim ayları gibi. Daha başlamadan tabii belki seneye aşıların içerisine girecek mi bakacağız ona. Oğuz hocam korunma adına sizin son sözlerinizi ben alayım. En çok diyeceğim hani kendimizi hapşururken bu şekilde hapşırmak kola. Yani buraya hapşurduğumuzda dokunduğumuz her yer enfekte oluyor. Bak bu çok kritik. Bazen sağlık çok çalışanları basit. Bile şey yapıyor ama hani buraya yaptığınızda burası kolunuzun dış yüzü çok nadiren birileriyle temas ettiğiniz bir alan yani. Bu şekilde hapşurmak çok kritik. Benim elimde, hepimizin evinde bulunan alkol bazlı el dezenfektanı kolonya. Kolonya. Yani hiçbir şey yoksa kolonya. Yani son noktada %70 alkol içeriyor. Hani sık el hijyenine dikkat etmek çok hele ki altta yatan hastalıklarınız varsa çok kalabalık ortamlara girerken imtina etmek önemli. Şimdi şu anda yani olguların %99'undan fazlası Çin'de gözüküyor. Yani bizim ülkemizde hani net bir yok. Şey koydu. Çinliler hep yok koymuş. Otellerde rezervasyon yaptırılmıyormuş. Evet. Ya. Çok fazla turist de oralardan gelen turist de vardı. Bizim turizmimiz de esasında bir açıdan baktığınızda negatif etkilenmiş oluyor. Yani oteller açısından baktığınızda öyle bir anda bir dünya rezervasyon iptal olmuş durumda. Hani onların ekonomisi de sonuçta dünyanın 5'te 1'i yani. Dünyanın önemli bir popülasyonu. Dünyanın ekonomisine de az çok bir etkileri var. Yani hani hem onların ekonomisine hem diğer ekonomilere böyle ikincil olaraktan etkisi olacak diye tahmin edecektim yani. Salgınla karşı karşıyayız diyelim. Evet çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler 11 Şubat itibarıyla Türkiye'de koronavirüsten bu yeni koronavirüsten 7 numaralı olan virüsten korkmamıza gerek yok. Grip aşısı her türlü gripal enfeksiyonun önlemese bile daha hafif geçmesine en azından yoğun bakımlık olmama noktasına katkıları var. Bunu unutmayalım. Evet, aşılar insanları korumak adına geliştirilmiş. Hele çocuklar, hele yaşlılar deyince çok daha önemli olan süreçler diyelim. Ve bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere esenlikler.